HDP bu oyunda yok. Çünkü Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde özellikle son zamanlarda İslam'ı kullanarak artan örgütlenmelerin bu bölgelerde yarattığı tahribat ortadadır. El-Kaide, El-Nusra, IŞİD, İhvancılar, Boko Haram'ın işlediği katliamlar ortadadır. Ve bütün bunlar karşısında o Birleşmiş Milletler maskesi altında saklanarak bu örgütlerin nasıl büyütüldüğü, nasıl geliştirildiği, nasıl çatıştırıldığı, emperyalist güçlerin emelleri için bu güçlerin nasıl çatıştırıldığı ortadayken, daha sonra sözüm ona insani çözümler adı altında kimi anlaşmalar, tezkereler vesaireyi ortaya koymayı asla doğru bulmuyor ve bu tezkereye red oyu vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderilmesi için meclise sunulan tezkereyle ilgili bunları söyledi Oruç. Partisinin bu gerekçelerle tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı. Sözü ardından Orta Doğu ve Akdeniz'e getirdi. Bölge çok karışık. Irak'ta halk sokağa dökülmüş, yüzün üzerinde insan yaşamını kaybetti. İran-ABD gerilimi tırmandıkça tırmanıyor. Kimin gücü kime yeterse. Bugün Husiler Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerini bombaladı ve hemen petrol fiyatları fırladı. Mısır, Sudan, Cezayir kaynıyor. Hepsinin farkındayız. Doğu Akdeniz'de sular ısınmaktan öteye geçmiş, sular fokur fokur kaynıyor. Orada da izlediğimiz yanlış politikanın ayağımıza nasıl dolanmaya başladığını şöyle haberlere baktığımızda görür ve yine Kıbrıs sorunundan nasıl Türkiye'deki iktidar kendi yorganı kendine çekip yine bundan da bir güvenlik problemi ortaya çıkartarak nasıl siyaseti bırakıp askerileştirdiği ortadadır. Yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi meclis kürsüsünden. Wolfgang Borchardt'ın bir şiiriyle devam etti konuşmasına. Sen makine başındaki insan, sana yarın su boruları ve vanalar yerine çelik miğferler ve makinalı tüfekler yapmanı emrederlerse yapılacak tek şey var, hayır de. Sen odasındaki Ozan, sana yarın aşk şarkıları yerine nefret şarkıları söylemeni emrederlerse yapacağın tek şey hayır de. Varoşlardaki işçi, yoksul, kadın, genç, hemşire, doktor size ne derlerse desinler savaş için sizler hayır deyin. Bu utanç tablosu karşısında çağrımız bütün toplumsal dinamikleredir. Biz mecliste hayır dedik, toplumsal dinamiklerle ve demokrasi güçleriyle hayır demeye devam edeceğiz.